Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, yüklemedim anayım. Bugün annemi yanıma aldım. Dedim ki anneyi sen gel. Çünkü video çekerken derdini, sıkıntını, üzüntünü unutuyorsun dedim. Biliyorsunuz dayım vefat ettiği için bir hafta 10 güne yakında video çekemedik. İnanın yerimizden bile kalkamadık yani. Yemin ederim kalkamadık. Tamam. Evet, gerçekten. Allah hiç kimse vermesin, acı vermesin yani. Tamam, yaşayanlara da Allah gerçekten çok sabırlar versin. Tez vakitte toparlanmalarını dilerim inşallah. İnşallah. Evet canlarım, kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonu basarsanız çok güzel olur diyorum. İkinci bir kanal daha açtık, Ege'de Anne Kızın Yaşantısı 2 diye. O kanalımızda da ev hayatımızı, yaptığımız yemekleri, gittiğimiz yerleri gösteriyoruz. Oraya da abone olup bize destek olursanız çok güzel olur. Çünkü orada da 500 aboneyi ve 3000 saati geçmemiz gerekiyor. Bize yardımcı olsanız bu konuda çok güzel olur diyorum. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımımız ücretlidir. Özel açılım yaptırmak isteyenler ya yorumlar kısmında benimle iletişime geçsin ya da Ege'de Anne Kızın Yaşantısı Instagram adresimizden direkt yazarsanız hemen iletişime geçiyorum sizinle diyorum. Bugün İkizler Burcu'nun özel tarot, katina, dişil enerji, oracle kartları ve kehanet kartlarına fal bakacağım. İnşallah beğenirsiniz. Mutlaka sonuna kadar dinlemeye çalışın. Çünkü belli bir süre tarot bakıyorsam belli bir süre oracle mesela, belli bir süre dişil enerji kartı öyle bakıyorum. Sürekli değişik değişik kartlar açıyorum çünkü. Ay çok konuştuk. Şimdi şunu o yüzden diyeyim. Sonuna kadar dinleyin diyor ve siz annem rahat. Dostlarım, bizim oğlan hani kurtulduydu diyeceksiniz de. Biz bir su getirdik biliyorsunuz tavası. Kaler tavası Narlı'dan, Narlı köyünden. İyi geldi. Safra kesesindeki taşları hepsini eritti, döktü. Ciğerindeki yarayı da iyileştirdi. Evet. Ama evdeki kişinin yüzünden, eşinin yüzünden enfeksiyon kaptı. Enfeksiyonu kapınca bir de kan değerleri çok düşükmüş. Enfeksiyonu yenemedi dostlarım. Acilen hani, doktora götürülüyor. Ben de o gün gece oradan kaldım. Yarın dedi ışın tedavisine gireceğim dedi. Onun için oraya gittiydim. Oraya gittikten sonra direkt acil şeye kaldırıyorlar. Yoğun bakıma kaldırıyorlar. Oradan çıkamıyor. Enfeksiyonu atlatamadı dostlarım. O yüzden hani diyeceksiniz gene iyileştiydi. İyileştiydi çok şükür ama kahrından olmadı. Kahrından öldü adam, kahrından. Bu kadar. Ben o gün gördüm. Bak küflü, bakın. Acı küflenmiş, beyazlaşmış ekmekleri bile yemeyin. Ne olursunuz enfeksiyon kaptırıyor. Onlara gittim. Dedim bakıyorum çünkü mutfakta kahvaltı hazırlıyordum. Beğenmiyorum zaten. Mutfakta kahvaltı hazırlıyordum. Böyle bir baktım. Beyazlaşmış ekmek bak. Beyazlaşmış yeminle söyleyeyim size yarın şey değil. Hani bugün cuma. Diyeceğim beyazlaşmış ekmeği yumurtayla kızarttı ve yedirdi. Benim torunum da vardı. Ben ona işaret ettim yeme diye. Çocuklarından bizim oğlana yedirdi. Yedirdi. Ve ben enfeksiyonu oradan kaptığını düşünüyorum. Çünkü bozulmuş her şeyi yediriyordu. O kadar şeysiz, yani ne desem az, bir şey diyemiyorum artık galiba, Allah'a havale ediyorum. Allah biliyor. Ama işte aynen. Yapacak bir şey yok, takdir ilahi böyleymiş, yapalım, yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Evet canlarım, İkizler Burcu'na tarot falımızı açıyorum, ilk baş tarotta başlayalım. İkizler Burcu, bir işe mi girmeye çalışıyorsunuz, iş mi değiştireceksiniz bilemiyorum ama kazançlı bir iş deneyimi olacak bu. Eğer yeni işe başlayacak olanlarımız varsa çok iyi bir işe gireceksiniz. Yani parasal anlamda çok iyi olacak. Veyahut da iş değiştirmek isteyenleriniz varsa şu anki parasal anlamda memnun değilsiniz. Yeni işe gireceğiniz yerde de parasal anlamda gerçekten güzel bir iş deneyimi olacak sizin için. İkizler Burcu, o kadar olduğunuz yerden memnun değilsiniz ki gitmek, vedalaşmak, bırakıp gitmek istiyorsunuz. Fakat gittiğiniz yere de sıkıntılarınızı götürmeye çalışıyorsunuz. Bunu yapmayın. Tabii. Sıkıntınızı çözmediğiniz sürece isterseniz tövbe aşağı yarabbim cennete gidin. Orada da sıkıntınızı düşündükten sonra oraya da cehenneme çevirirsiniz. Anladınız mı? O yüzden şu sıkıntılarınızı biraz daha düzeltmeye çalışın. Ha Fatma nasıl düzelteceğim diyorsan da bilemiyorum. Bul, analiz et, çözmeye çalış diyorum. Çöz demiyorum bak, çözmeye çalış. Yani mesela affedemediğin bir insan vardır, yüzleşebilirsin. Tabii. Benim senden şundan dolayı bir sıkıntım vardı, seni affedemiyorum. Bitti. Senin üstünden yük gitti bak, gördün mü? Böyle. Ya bir yol vardır, bir çözüm vardır. Evet. Mutlaka sen bir düşün hayatım, bulunur bir çare. Aynen öyle. İkizler Burcu gerçekten öyle bir parasal anlamda
Ya bir lüks hayat var. Yemin ederim çok büyük bir zenginlik gelecek. Gerçekten çok iyi bir anlamda bir paranın gelişi var. Verimli insanlarsınız zaten. Pratik insanlarsınız. Ama güven duymuyorsunuz hiç kimseye karşı. Güven Şanslı diye bir mı? şey kalmamış. He? Şanslı mı yani? Ne konuda? Para yönünden. Tabii para gelecek. Çok büyük para İşte gelecek. Diyor. ondan Ay. şanslı mı dedim. Canım benim. Yamacık Sen her doğru. zaman konuş sarılmak için bir bahane var iyi. Evet canlarım. İkizler burcu. Bazen kendinize çok gurur duyuyorsunuz. Aferin becerdin bu işi de diyorsun ama bunu milletin yanında yapma. Çünkü göz değdiriyorsun kendine. Nazar ettiriyorsun çocuğum. Tamam mı? Yapma bunu. Çünkü herkesin gözü sana gıptayla da bakabilir. İmrene de Öfkeyle de bilebilir. bakabilir. Öfkeyle de bakabilir. Ya da sevgiyle bile baksa seni kıskanıyordur, anladın mı? Güzel bir kıskançlıktır bu ama sana bir ağırlık gönderir. Tabii. Anladın? Sevgiyle bakar ama o Evet. sevginin ucunda imrenme var ya, o sana Evet. nazar yapabilir. Aynen öyle. İkizler burcu hayatınıza hız girecek, hareketlilik girecek ama çok sabırsız davranacaksınız. Çok dikkatli olun, sabırsız olmayın. Tamam. Lütfen biraz daha yavaş, biraz daha sakin davranmaya özen gösterin. Çünkü her şeyin bir sırası var diyor kan. Çok tutkulusunuz. Yani gerçekten bir şeye, bir kişiye çok tutkuyla da bağlanabiliyorsunuz. Yani demek istediğim şu, bir kişi hayatınıza girdiğinde ona yemin ederim böyle bak burada değil, burada değil. Buranın da üstünde taşıyoruz gari. Anlatabiliyor muyum? Yapmayın bunu. Çok tutkuyla bağlanıyorsunuz. Ayrıldıktan sonra da sizden kolunuzu, bacağınızı, her şeyinizi götürüyor. Bir şey söyleyeceğim. Söyle bebek. Şimdi bu arada köpeğe değer vermişler, kendini padişah sanmış. Onun için fazla değer vermem Evet. kardeşim. Sözüm ya bana. Tamam, fazla değer Ha? verin. Verin de değdiğinizi göstermem. Tamam Geçen mı? gün bir laf okudum. Eşeğe demişler, değer verdim. Kendini yarış atı zannetti demiş. Bak çok güzel hoşuma gitti o doğru. Eşeğe Doğru değer söylüyorlar. verince kendini yarış atı zannedermiş demişler. Doğru Ben söylüyorlar. demedim, sözü söyledim. Değeri verin ama verdiğinizi belli etme. Tamam. İkizler Burcu öyle bir şeysiniz ki emeklemeden koşmaya çalışıyorsunuz. Ama sırayla nasıl olur bir çocuk? Doğar, yatar, emeklemeye başlar, sonra apalamaya başlar, sonra adım adım böyle akın akına kalkmaya çalışır, ondan Tabii. sonra yürür. Zamanla. Böyle. Zaman. Okey, size sabır diye bir şey kalmamış ama yapacak bir şey yok. Hayatın düzeni bu. Anlatabildim mi? Çok güçlüsünüz, başarılısınız, takdir görüyorsunuz, bilgi insanlarsınız. Yani bir şeyleri biliyorsunuz, okey ama içinde kalsın, söyleme diyorsun. Söyleme! Vallahi çok kıskanılıyorum. Tüm gözler Şey, senin üstünde bir diyor. şarkı var, söyleme, söyleme, benim senin sevdiğini söyleme diyordu değil mi? Şey, Bilmiyorum anne. Zihni Cihan mı? Cihan, öyle bir şey. Evet. Zihni diye adamadır, biliyor Evet. musun? Her şeyi söylemeyin. Kendiniz gibi iyi görmeyin. Herkese her şeyinizi anlatmayın. Evet. Evet. Çünkü neden biliyor musunuz? Tüm gözler sizin üstünüzde. Kıskanılıyorsunuz ve bu da size sıkıntı veriyor. Gerçekten yanınızda dost görünüp düşmanlarınız var. Çok sadık gibi gözüküyor ama inanın ki düşmanlık besliyor içinizde. İçinde dikkat edin bu insana karşı. Çünkü çok kötü bir kart çıktı. Hainlik, ihanet, nefret, of, iftira çıktı. Dikkat edin. Eğer sevgiliniz, eşiniz, dostunuz, her kim varsa bir ihanet görebilirsiniz. Dikkat edin. Nefret ettiğiniz insanlardan da hainlik ve iftira görebilirsiniz. Çok dikkat edin. Zaten siz hep bir çatışma içerisindesiniz İkizler Burcu. Herkese bir çatışma var sizde. Okey. O Siz zaman içinde öfke var. hayatınızı hayatlarını zaten böyle kazanmışlar. Hani hep çabalayarak anlatabiliyor muyum? Bu savaşı kesinlikle bırakmayın çünkü kazanmak da sizin elinizde, kaybetmek de sizin elinizde diyorum. İkizler Burcu bir kavuşma, bir barışma özlediğiniz bir insan var. Özlem bitiyor, kavuşma var, barışma var. Çok güzel. Zaten uyumlu kişiliklermişsiniz. Huzur da varmış aranızda ama bir aldatma mı girdi, yasak ilişki mi girdi aranıza bilemeyeceğim. Çünkü bir yasak ilişki var. Ya sizden dolayı ya karşı taraftan dolayı bir yasak ilişki var. Kendi kendinizi baştan çıkarıyorsun. Kendi kendine vesvese veriyorsun. Olmayan şeyleri kendi kafanda uydurup fıtır 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 kendi beynini yiyorsun. Bunu yapma. Aha şeytan çıktı.
öyle bir zaman geliyor ki kendini çok karanlıkta kalmış hissediyorsun. Çok sıkıntı içinde kalıyorsun. O kadarsın ki yaz, kayıp, üzüntü, karalar bağlamak, içine kapanmak, depresyon, hayal kırıklığı, kin, öfke fıtır fıtır yiydi bitirdi seni, anladın mı? Kurtçuk gibidir bak. Evet, bu saydıkların bir kurtçuk gibidir. Şüphe girdi mi insanın aklına yer bitirir. Şurada girdi mi kolumu da yer, bacağını da yer. Hastalığınızsın. Keşke düşünmeseydim deme, keşkelerin içine hiç girme. Evet. Tamam. Gerçekten kurtçuk gibidir o şüphe. Şüpheyi. İnsanı gerçekten yerle bir eder, hasta eder, ben size söyleyeyim. Bir evlenme teklifi alabilirsiniz ya da almışsınız da olabilir. Ama siz kalbinizin sesini dinlememişsiniz. Biraz zihninizi kullanmışsınız. Okey, çok iyi. Ama kalbinin sesini de dinlerken diyor, zihnini de bırakma. Zihnini dinlerken de kalbinin sesini bırakma diyor. İkizler Burcu'nu özellikle söylüyorum. Fırsatlı bir, aslında iyi birisiymiş. Gerçekten ilham, fırsatlı, yenilikçi birisiymiş. Ama siz kafayı kullanmışsınız. Olabilir. Normal. Normal. Of, gerçekten sizi şaşırtacak bir olay yaşayacaksınız. Yani ha diye kalacağınız, hönçük gibi kalacağınız, dikkat edin diyorum. Anladın mı? Bir şey olacak. O da nereden çıktı diyor gibi. Ha? Yok artık, oha bu kadar diyeceksin. Diyebilirler, doğru söylüyorum. Bakın artık bitiş çizgisine geldi. Biraz daha dayanman gerekiyor. Sadece sabır edeceksin. Başka şansın yok. Sürprizler var. Şansın açık, sezgilerine güven. Hayatın sana ilettiği mesajlara güven. Lütfen takım çalışması yapma. Yani ortak bir iş kurma. Çatal kazık bir yere gitmez. Anladınız mı? Ortak iş yok, bu kadar. Kardeşim, parayı kazanırsın, 100 bin lira kazanıyorsun. Allah, bir ay verirsin, iki ay yarıya bölünür, üçüncü ay dersin ki ya ben 100 bin lira kazanıyorum. Bu işi yapsam tek başıma 100 bin lira kazanacağım. İkiye bölüyorum, ya o çalışmayacak, ya birisi kaytaracak. Bir şey olur mutlaka. Orada şüphe gelecek. Yapma bunu. Kendi emeğini yapıyorsan yap. Bu kadar. Ya ortaklık biraz zor olur ama yürütebilmek yani çok zordur. Bence kendi başına olması çok daha zor. İyi. Zararda, ziyanda kendin olmuş olur. Evet. Dostlarım, hayatınıza yenilik gelecek ama bazı konularda adım atmaktan çekiniyorsunuz. Çünkü ikizler burcu, çok kalbiniz kırık, bıçaklanmışsınız. Gerçekten hep benim kalbim kırılır Fatma diyorsun. Okey, hep de senin kalbin kırılıyor. Bunda yapacak bir şey yok. Kader mi desek, şanssızlık mı desek, baht mı desek bilemeyeceğiz. Öyle. Aslında çok güçlüsünüz. Zirveyi hak eden güçlü karakterlersiniz. Ama ikizler burcu, strateji yapmayı bilmiyorsunuz. Yani neyse ne olsun kardeşim, bu yüzünü gösteriyorsun hep. Ulan şunu da değiştir de bir, sen de kötü ol. Heh, bak şimdi yapabilirsin demiş. Yani kendini değiştir. Herkesi kendin gibi saf, iyi niyetli, işte ne bileyim, iyi görme değil çünkü, değil. Özellikle etrafındaki en yakınlarına çok dikkat et. Bu kadar söylüyorum sana. Keşke özel açılım yapsam da sana kim olduğumu zıp da size öylesem. Anladın mı? Evet. Özel açılımdan her şeyi tam olarak ve eksiğinle, gediğinle her şeyini söyleyebiliyoruz. Aynen öyle. Tabii burada 5-6 bin insan olduğu için. 6 bin abonemiz var. Yani. Canlarım benim. Size uyanları alın. Size uymayanları da evrene gönderin, evet. Başka yere gitsin. Evet. Tamam mı? Bir de ikizler burcu, artık şu gece yatarken elinizi başınıza arasına koyup düşünmeyi bırakın şu sıkıntılarınızı. Çünkü gerçekten insan kederden, kahırdan ölüyor ya. Ben kendim gördüm, dayımda gördüm ya. Adam kahrından öldü. İnanın ki kederden, kahırdan, düşünmekten ölürsünüz. İnsanın zaten budur. Hastalık değildir. Hastalık nasıl oluşur? Düşünmekten oluşur, sıkıntıdan oluşur, öfkeden oluşur, kinden oluşur, nefretten oluşur. Anladınız? Evet. Genetikten gelmediği süreci. Mesela insanlar neden başı çok ağrıyor? Çok düşünmekten. Anlatabildim mi? Böyle şu sıkıntılarını biraz kenara bırakmayı öğrenelim ya da çözmeye çalışın. Siz değil, karşı taraf düşünsün. Anlatabildim mi? İkizler. Gelelim ikizlerin katine kartlarına. Araba kullanıyorum, tamam mı şimdi? İzmir'den geliyoruz. Arabayı durdururken çüş çüş, arabayı hızlandırırken deh deh diyorum, tamam mı? Bizim Yusuf da anneme diyor ki, anne diyor, Fatma çüş deyince arabaya diyor, araba duruyor diyor.
Çocuk da yürüyor diyor. Ben de şimdi çüş çüş dur dur diyorum ya ona, o aklıma gelmiyor. Ona inanıyor çocuk haklı. Ben çüş deyince diyorum duruyor araba diyor. Ha öyle mi farklı diyor. İkizler Burcu. Geçmişte çok üzücü, canınızı yakan, kötü olaylar yaşamışsınız. Özellikle de hayatınızdaki insanlardan dolayı çok acı çekmişsiniz. Fakat bana diyorsun ki Fatma çok emek harcadım, çok eziyet çektim. Şimdi nasıl ben bırakayım artık bunu diyorsun. Bu kadar eziyetin üstüne, kusura bakmayın cam açık, vır vır sesler geliyor. Zaten bu kişi de çok hayırlı bir kişi değilmiş. Bağımlılık varmış, içki, sigara, kumar gibi. Bunun yanında da çok takıntılıdır, çok kıskançtır. Bunlar da bir bağımlılıktır, anlatabiliyor muyum? Böyle bir bağımlılığı varmış. Bu kişiden uzak dur. Neden? Zaten yeni çıkacak durumlar var ortaya. Bunlar sana bu kişiyi unutturacak. Zaten çok acı çekmişsin. Hep bu kişiye şöyle yaklaşmışsın. Tamam, artık eskisi gibi olmayacak, yenilenecek. Ama hep aynı devam etmiş. Yenilenmemiş bu kişi. Değişmemiş. Değişmeyecek de. Çünkü diyor ki kart, her şeyin değişeceğine inanıyorsun ama her şey aynı şekilde devam ediyor diyor. Lütfen bu kişiye karşı artık uzak dur. Çünkü değişmeyecek. Zaten baykuş gibi sinsi, koca gözlü, böyle oturunca bakan, içeri kem gözlü olan bir insan. O yüzden bu kişiye karşı dikkat et. Çünkü eğer dikkat etmezsen çok üzüntü, gözyaşı, sıkıntı, canını yakacak, öfke bağlayacaksın, başarısız olacaksın her şeylerde, seni aşağı emcük yiyecek. Bazı insanlar vardır, insanın enerjisini, neşesini çeker böyle, sömürür. Evet. Bazı insanlar vardır ki neşe saçar, enerji saçar ortaya. Evet. Allah o saçanlardan karşılaştırsın, çekenlerden uzak tutsun hepinizi. Biz gibi. Biz neşe saçarız her evet. zaman. Çok yani gerçekten seni böyle emcüklemiş aşağıya doğru, seni fırlatmamış yukarı doğru, anlatabiliyor muyum? Eğer bu kişiden uzak durursan diyor ki bütün sıkıntıların bitecek. Yeni bir hayata başlayacaksın. Gerçekten kötü, ondan sonra aşırı kıskanç, alaycı bir tavrı varmış zaten bu kişinin. Yani sana karşı yapamazsın, başaramazsın diye hep aşağı doğru emcüklemiş diyorum ya. Çekmişsin aşağıya karşı. Görmek istediğin bir kişi var. Aniden karşına çıkacak. Eğer taşınmayı düşünüyorsan veyahut da düşünmüyorsan da ani bir taşınma söz konusu var. Taşındığın yerlerde değerli bir şeyler bulabilirsin. Çok dikkat et diyorum. Derken? Değerli her şey olabilir. Hmm. Yani değerli her şey. İnşallah huzur bulursunuz. En büyük değer oldu evet. bence. Şöyle maddi manevi her şey. İkizler Burcu, kin, öfke, nefret çok içinizde. Ama sizin sınanma şeyiniz bu sanırım. Sabır olabilir. Etmeniz lazım. Çünkü uzunca bir sabır var. Uzunca bir süre sabır etmeniz gerekiyor. Yani ben size yalan söylemiyorum. Kısa bir süre sonra bitecek diye. Uzunca bir süre sabır etmeniz gerekiyor. Özellikle de aşk ilişkiniz konusunda özellikle söylüyorum. Uzunca bir süre iyi bir aşk, iyi bir sevgili beklemeyin çünkü yok. Ben sizi anlıyorum. Sağlamlık, güçlü ilişki, sağlam olsun Fatma. Yani diyorsun ama yok. Yok yok yok. Senin nedense özgürlüğünü kısıtlayan insanlar çıkmış hep karşına. Özgürlüğün bir kısıtlanmış yani anlatabiliyor muyum? Ama gerçekten manevi şifalanma var. Yani Fatma Ana'nın eli değmişçesine bir şifalanma olacak. Aniden gelecek. Sadece sabır et diyen. Sadece. Of. Sen böyle biraz daha ikizler burcu. Keyfine göre hareket etmek istiyorsun. Yani biraz daha böyle şeysin ya, rahat karakterlisin, özgür ruhlusun, anladın mı? Ama seni kısıtlanmaya gelemiyorsun. Bu kadar net. Seni kısıtlayan insandan da uzak dur zaten. Sana iyi gelecek insana bakacaksın. Kötü gelecek insana bakarsan daha da kötü olursun. Anladın? Annemin lafı vardır. O da atalarımızdan duymuş sanırım. Der ki ne? Seni sevdiğine değil, seni sevene bakacaksın. O zaman kıymetli olursun. Evet. Senin sevdiğini İkizler. Ama o seni sevmiyor, o zaman arkasında koşar durursun hayatım. Sevene bak, sevmeyene değil.
İkizler, bir de Oracle kartlarımıza bakalım. İkizler burcu uyum ve denge arayışı. Bir karşı partnerinizde hemen uyum olsun, denge olsun ve sen onlara bakıyorsun. Dur bir, hemen atlama. Çünkü hemen bir kişiyle evlenmeyi düşünme. Bir zaman geçir, tanı bakalım. Ritmi tutturamıyorsun çünkü. Kusurlar, seni kusurlarıyla seven birisini istiyorsun ama öyle bir insan yok. Ya şimdi olur, 5 yıl sonra vallahi çatarak söylersen o kusurunu. Söylemez mi? Söyler, söyler. Şimdi aman aşkım, bu canım aşkım. Bu cicimayla da görünmez onlar. Cicimayla bittikten sonra ortaya çıkmaya başlarlar, durar zaten. Hindi köprüden geçene kadar ayı dayı derler. Ondan sonra derler ki, kötü ayağın kötü kokuyor. Git saçını yıka, git banyo yap. Gibi en ufak şeylere dahi çatarak söylenersin, ben size söyleyeyim. Allah eşin de, dostun da hayırlısını evet versin canlar. Evet. Ya ikizler burcu, siz anlaşılmak istiyorsunuz. Bakın bu çok önemli bir şeydir. Karşı taraf sizi anlasın istiyorsun ama karşı taraf öyle bir odun ki, öyle bir kötü ki anlamıyor seni. Anlamıyor. Ya da sen tam düzgün anlatamıyorsun. Anlatabildim mi? Kendini ifade etmekten çekinme, ifade et. Gizli sırlar var. Gizli kalan şeyler var. Özellikle sende olabilir ya da karşı tarafta da olabilir. Gizli kalan bir şey var. Saklanılan şeyler, bazı sırlar ortaya çıkabilir. Çok dikkatli ol diyorum canım benim. Rehavete kapılmak var ikizler burcu. Bazen böyle mesela birisini bulduğunuz zaman tamam ben buldum artık ya bıraktım ha ediyorum, tamam mı? Ama bırakma. Mesela paran gelmedi, tamam ben bitti param geldi çok rahatım şu an değil. Biraz daha ileriyi düşün diyorum, anlatabildim mi? Rehavete hemen kapanma. Kolaya kaçıyorsun, tembelliğe vuruyorsun. Basiretsiz ve meskenet haller var. Basiretsiz olduğunu düşünüyorsun. Bunu yapma. Herkesin başına her şey gelebilir. Kötü de olur, iyi de olur. Bazen sınanmamız gerekiyordur. Allah tarafından sınanıyoruzdur. Buna ne kadar dayanacak veya ne kadar şükredecek? Tabii. Ne kadar isyan edecek gibi diye sınanıyoruzdur. O yüzden böyle sınavları lütfen daha dengeli atlatalım, değil mi? Mutlaka, mutlaka. Dikkatli olalım. Zihin karmaşası var zaten. Karışık düşünceler var. Düşünmekten kendinizi alamıyorsunuz. Çok fazla atıp tutmak var. Bazı konularda tutamayacağınız lütfen sözler vermeyin. Çok fazla atıp tutmayın. Atıp tutmamaktan kastım şu. Aşırı hayal kurmak. Olmayacak şeyler düşünmek gibi. Anlatabildim mi beybilerim? Ben yanlış anlamam. Ben bazen sert konuşuyorum ama ne yapayım? Ya şimdi bir şeyi dümdüz anlatırım ben. Öyle güzel kelimeler seç vereyim. Aman karşıdaki üzülmesin değil. Ya olacak şey neyse onu söyleyeceksin. Evet. Zaten bakan kişi, bizi dinleyen kişi zaten bir şeyleri öğrenmek istiyor ki. Evet. Öyle seyrediyor. Yani balım gülümle tamam, balım gülümle zamanlarınız da olur. Ama gerçeğin hayatı, kendi gerçeği de var bazı durumlarda. Onları da bilmek lazım. Bizden yani eğer bir yol gösterebiliyorsak, bir ışık tutabiliyorsak ne mutlu bize. Yani şimdi bana yalan söyleyin derseniz vallahi çok da güzel yalan söylerim ama ben kartlarına göre gerek yok. Yalana gerek yok. O yüzden neyse odur. Gerçekler acıdır ama gerçektir. Anladın mı? İkizler burcu, dişil enerji kartlarınıza bakalım. Bazen yaşam tarafından iletilen mesajlara dikkat etmiyorsunuz. Aslında dikkat edin. Neden? Çünkü bunlar tesadüf değil. Her şey planına bakın. Hayatımızda olan şeyler belki kaderimizdir. Bilemeyeceğim. Kader deyip geçiyoruz bazen. Ama her şey planlı. Bu benim hayatımda olması gerekiyorsa oluyor. Tabii. Olmaması gerekiyorsa zaten olmuyor. Anlatabilir miyim? Bu da yani zamana yayılıyor. Zamanla görüyorsunuz zaten bunu. O yüzden biraz yaşam tarafından iletilen mesajlara dikkat edin. Hayatın zevklerine yeniden bağlantı kur. Yani kendini kaybetmişsin. Artık senin için sen değerli değilsin. Başkaları değerli senin için. Böyle bir şey yok. Öldüğünde yemin ederim sizi tek başına koyuyorlar mezara. O düşündüğün, üzüldüğün, sevdiğin, işte onlar için yakından insanları koymuyorlar mezara. İkiniz üst üste, üçünüz, beşiniz üst üste koymuyorlar. Tek başınıza koyuyorlar. Değil mi? Depenyada bir tane, güle güle gömüyor. 3 tane, 4 tane tahtayı koyuyorlar böyle, sonra deh diyorlar toprağı üstüne. Yani, o kadar. Yani. O yüzden biraz kendin için değerli ol diyorum. Kendi için değerli ol. Sen kendin değerini bilmezsen başkası yemin ederim senin değerini bilmez. Mümkün değil mi? Çünkü diyor ki
Artık kendini yok sayma. Başkasının da bunu yapmasına izin verme. Kendini sev. Başkalarının da sevgisini memnuniyetle karşıla diyor. Kendini sev. Gözünü aç. Etrafında seni seven insanlar var. Ama dedim ya, seni sevdiğini değil, seni sevene bakacaksın. Mutlu olmak istiyorsan mutluluk bu. Okey, ben anlıyorum. Sizin de sevdiğiniz insanlar olsun istiyorsunuz ama mutluluk o değil. Mutluluk şudur. Allah'tan hayırlısını istemektir. Allah'ım benim için kim hayırlıysa bana onu gönder. Evet, çok çok önemli. Şu sözü diyebilmek gerçekten çok çok önemli. Evet. Yakışıklı olsun, mavi göz olsun, işte sarışın olsun deyip de seni boynuzlayacak insanlara gerek yoktur. Anlatabildim mi? Hangisi hayırlıysa Allah sana onu versin diyorum, bu kadar. Evet. Bazen özel açımlarda diyorlar ki Fatma, iyi de olsa kötü de olsa vallahi istiyorsun ya, billahi istiyorsun diyor. Kızım sen manyak mı diyorum? Allah'tan hayırlısını isteseni sen kafan gidiyor. O anı düşünüyor yani, yarını değil bugünü düşünüyor. He? Ama hem bugün hem yarın önemli. İkisi de önemli çünkü. Yaşlanınca herkesin eli yüzü buruşuyor. Güzellik bir yere kadar diyorum. Canlarım, her andan bilinçli olarak zevk al, hayatına huzur kalıcı olarak yer bulsun. Hayatında artık anı yaşa dedim buydu. Zevk alarak anı yaşa. Acı çekerek değil. Vah şunu etti önceden bana bunu. Vah şunu etti. 5 yıl sonra nerede olurum acaba? Ev mi alsam? Araba mı alsam? Ya ben neden ev alamıyorum? Değil. Mutlu ol, anı yaşa. Anında ne araba götürebiliyorsun, ne ev götürebiliyorsun. Evet. 5 metre kumaş. Bir de pamuk. Başka da bir şey yok değil mi? Evet. Var mı? Yok. Şurandan bir tane çaput bağlıyorlar. Ne deniyor ona? İp gibi bir şeye bağlıyorlar. İşte ip. Ha. Ayaklarını bağlıyorlar bir, şu kadar iple. Bir tane de kefene sarıyorlar. Vuruyorlar toprağa. Anladınız mı? Üzüldüğünüz, kırıldığınız her şey bitiyor. Kimseye ben siz yapamaz diye düşünmeyin. Yapıyor valla, çok da güzel yapıyor. Yapıyorlar, yapıyorlar. Yapıyorlar valla. Kişinin kendini yıprattığı, kendini üzdüğü, ağladığı kalıyor kendine, kâr kalıyor. İnanın bana. Bir ben, annem, abim, ablam, bir de bizim Yusuf var ya, abamın çocuğu, daha bak 11 yaşında yemin hönkür hönkür ağladı da arabaya kapattık onu. Gebertecek yoksa oradaki herkesi dövmekte. Ondan sonra bir de dayımın bir tane büyük dayımın kızı ağladı. Yeminle başka kimse ağlamadı. Başka kimse ağlamadı. Bir adam şöyle yaşatmadı. Gerçekten. Ya? Ne bileyim ya, ne kadar kötülük etmiş olabilir ki onlara. Ya çocuğunu çoluğunu çok düşkün kendi. Hiçbir kötülük düşünmezdi. Hiçbir kötülük yani yapmazdı. Çocuklar için kendini harap etti. Evet. Eve gelmezdi ki zaten, o dış ülkede çalışırdı bir de. Oradan para gönderirdi. Euro'lar, para da dolarlar para, gönderirdi. Para da para. Ya? Yedi bitirdi kuruttu ya. Ya. Ama neyse. Allah büyük. Neyse Allah hani, büyük. Dur. Annem bu konularda biraz dertli, o yüzden fazla şey yaptırmıyorum. Evet canlarım, ikizler burcuyum. Canlarım benim. Hiçbirinizin üzülmesini istemiyorum. Gerçekten istemiyoruz. Evet. Yani gerçek üzülecek kadar da uzun bir hayatımız yok. 5 dakika sonra çıkamayacağız belki. Evet. O yüzden hayatını yaşamaya bak. Yaşayabildiğin kadar yaşa. Ama güzel yaşa. Huzurlu yaşa. Sağlıklı yaşa. Evet. Olur. Hayatta en büyük şey gerçekten sağlık. Bir şey de kafaya takmayı zaten düşünerek hasta olursunuz, yapmayın bunu diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like butonu basarsanız çok güzel olur diyorum. İyi ki de bu YouTube'u açmışız diyor. İyi ki de sizden karşılaşmışız diyor. Evet. İyi ki diyorum, iyi ki diyorum. Canlarım benim, hepinizi çok seviyorum diyorum. Kendinize iyi bakın. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılım yapıyoruz. Ücretli özel açılım için ya buradan, yorumlardan ya da Ege Dernekız'ın yaşantısı Instagram adresimize ulaşırsanız çok güzel olur. Bir de Ege Dernekız'ın yaşantısı 2 diye ikinci bir kanal daha açtık. Oradan da bizimle iletişime geçerseniz çok güzel olur diyorum. Hepinize çok teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için söz annemi bırakıyorum ve kapıdağım. Canlarım, sağlıkla kalın, hoşça kalın, huzur içinde kalın. Sevdiklerinizle bir olun. Evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın.